Merhaba arkadaşlar. Jüdes Demir İğne Oyası ve Tasarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle iğne tasarım bir oya çalışacağız. Değişik modellerini görmüşsünüzdür belki ama ben bugün daha farklı bir model çalışmak istedim. Adına da taş köprü. Taş ve köprülerden oluştuğunu düşünerek taş köprü oyası adını verdim. Şimdi motifim bittikten sonra aşağıya iniyorum. Bununla beraber 5 tane zürafa sayıyorum. 2 3 4 ve 5. 5. zürafamı yapıyorum. Onun üzerine geriye doğru küçük bir ilmek yapıyorum. Sonra bir geriye geliyorum. Bu sefer normal bir ilmek yapıyorum. Yine bunun tam ortasına gelecek şekilde yarım ilmek boyunda bir ilmek yapıyorum. Sonra işimi döndürüyorum. Buraya biraz büyük bir zürafa, pipirik gibi bir zürafa çalışıyoruz. Sonra tekrar işimizi döndürüyoruz. Bunun etrafını saracak şekilde elimizle düzelterek bir zürafa daha çalışıyoruz. Tekrar döndürüyoruz. Yine etrafını saracak şekilde bir zürafa çalışıyoruz. 3 oldu. Bu tarafa geleceğim. 4 olacak. Her seferinde çemberi biraz daha büyüterek etrafında dolandırdığımız bir ilmeğimiz oluyor. Elimizde yerleştiriyoruz. 5.sini de yaptım. Şimdi 6.sına geldi sıra. Evet. 6.yı da düzelttim, yerleştirdim ve bitirdim. Sonra tekrar aşağıya iniyorum. Bununla beraber 5 tane zürafa yapıp aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Evet. Keselim artık. Bizim elimize takılmasın. Şimdi üst kısmına geldik. Köprü kısmına. Taşını tamamladık. Şimdi köprüye geldi sıra. Yukarıda bırakmışım ilmeği. Aşağıya geçişi göstereyim ilk önce. Aşağıya doğru iğnemi batırıyorum. Sarının etrafından sardırarak aşağıya iniyorum. Sonra bir ilmek bir tane aradakini bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Evet, bu şekilde. Burada bir tane ilmeğim kalıyor yine. Şimdi iki tanesini alıyorum. İki katını sarımızın. Tam ortasından boğuyorum şöyle. Tekrar aşağıya aynı battığım yere iniyorum. Bu şekilde. Şimdi 5 tane zürafa yapacağım buraya. 1 2 3 4 5 Şimdi 5 tane zürafamı yaptıktan sonra bir tane pipircik yapıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum küçük. Tekrar pipircik ve tekrar zürafa. Sonra bir tane daha pipircik yapacağım. Evet, bu şekilde. Sonra alttaki sarıya tekrar batıp bağlama işlemi yapacağım buraya. Bu şekilde. Tekrar sarının dibine iniyorum. Bir tane bırakıp ikinciye batıyorum.
Yine aynı şekilde buradaki sarının ortasındaki iki taneyi alıp bağlıyorum. Aynı şekilde köprü kısmını tamamlıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Sizler de bu videolardan yararlanma şansınızı arttırmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.